şu manzarayı o kadar çok özlemişim size anlatamam ya. Bakar mısınız şuraya? Erkenden çıktım evden. Normalde bugün Berke ile buluşayım dedim. Berke Eskişehir'deymiş. Yani bilmiyordu. Ben Giresun'a zannediyorum. Giresun'a işe girdi zannediyorum. Beyefendi Eskişehir'de işe girmiş. Diyor ki ben Eskişehir'deyim dedim. Ne? O yüzden öyle kaldım. Sonra Cansu ile buluşayım dedim. Cansu da hastaymış. Cansu'yla da buluşamadım. Şimdi diğer kızlara falan da haber vermedim. Çünkü zaten akşam olmuş. Belki organize alamayız. Onlarla ertesi gün falan buluşurum. Sonra ben de zaten Cem, Balıkesir'de Cem'le de buluşamam. O yüzden ben dedim şu sahil boyunca bir yürüyeyim. Şuranın keyfini çıkarayım. Sonra belki ablamın yanına geçerim akşam. Onda döneriz. Bilmiyorum ne olacak. Ya gerçekten çok özlemişim. Arkadaşlar o kadar huzur ki şu an. Şurası da bizim güzel büyük adamız. Çok güzel ya. Cidden ya. Böyle bir sarılmak istiyorum. Ama güzel değil mi arkadaşlar yani? Böyle manzarayı çekeyim. Full manzaraya gelin. Ya Allah'tan kocaya göre deniz var ama yani onun karşısında gölcü, Başıdere'yi gördüğü için aslında beni çok fazla tatmin etmiyor orası. Bir de şimdi hani yürüme mesafesini bilendim. Ben de evden 5 dakika yürüyerek çağır şuraya inebiliyorum. O kadar huzur verici bir şey ki anlatamam yani size. Çok güzel. Giresun! Çok güzel ya. Arkadaşlar buralarda gezmeyi gerçekten çok özlemişim. Buralar güzel. Cidden buna gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü bir senedir neredeyse full çalışıyordum. İşte dersler, okullar, stajlar, şunlar bunlar biri bitiyor, diğeri başlıyor, projeler falan filan derken gerçekten hiç böyle hani tatil yapma fırsatım olmamıştı. Hani hiç tatil yapmadım. O yüzden burası gerçekten çok iyi oldu yani. Şu manzaraya bakar mısınız? Yani şu manzara zaten özlenmez mi? Bakın bir saniye. Yani şu manzara özlenmez mi arkadaşlar? Hı? Şu manzara özlenmez mi ya? Yaz olsa da yüzsem hemen ya. Direkt bir an önce yaz olsun istiyorum. Kuş görünce de aklıma direkt Çakıllı Uzay geliyor zaten. Yavrularımı da özledim. Onları bırakıp gelmek gerçekten benim için biraz zor oldu. Biraz ya bayağı zor oldu. Sürekli aklım onlarda. Her gün Zehra'yla görüntülü konuşuyoruz. Öyle yani. Neyse. Ben birazcık daha turlayayım böyle. Size yine gösteririm. Gecesiyle, gündüzüyle, her şeyle seviyorum yani. Şu an beni duymuyor olabilirsiniz. Ama gerçekten çok mutluyum. Çok mutluyum. Ablamı beklemedim. Çünkü ablam 7 gibi çıkacak. Gerçi saat 5.30 oldu. Ben şey yapana kadar ama şimdi eve geçeceğim. Annemle falan yemek yiyeceğiz. Ablamın da yarın çıkışına giderim. Yarın onunla dolaşırız diye düşündüm. Böyle yürüyerek gittim, yürüyerek geldim. Giresun'da en çok bunu seviyorum yani. Eve yürüyerek ulaşabiliyorum bir yerden bir yere. Yani çok bunu özledim. Çünkü İzmit'teyken abi yürüyemiyorsun. Yani sahile inmek için otobüse binmen gerekiyor. Ben de bunu sevmiyorum. Direkt böyle 5 dakikada hemen yürüyerek iniyorum sahilime, denizin kenarına mis gibi. Ya buna bayılıyorum. En çok da zaten bunu özledim. Neyse şimdi eve geçiyorum. Tabii ki de kadayıfımı aldım. Vazgeçilmezimiz. Şimdi akşam çay falan yaparız. Çayın yanında güzel gider. Özledim tatlar. tabii ki de bunlar. Tabii geçen de yedik, annemler kargolamıştı ama taze taze yemek çok daha iyi olur. Öyle, onun dışında Giresun'un evet, Giresun'da yapacak hiçbir şey yok. Ama ben bunu zibilyon kez söyledim. Hatta şimdi de söyleyeceğim. Ya önceden tabii üniversiteye gitmeden önce çok küçük şehir, hiçbir şey yok. Hani sadece şeyi algılıyorsunuz. Gözünüz sadece AVM'yi görüyor, kafeleri görüyor. Evet, burada da kafe var ama hani imkan tabii ki büyük şehirlerde daha fazla. Hani ortam tabii ki büyük şehirlerde daha iyi. Ya da ne bileyim, evet, büyük şehirlerde çok daha iyi AVM'ler var, bir sürü marka var. Burada yok mesela. Ama gittikten sonra şunu algılıyorsunuz ki hiçbir şey, yani her şey bir AVM falan değil yani. Sor mesela kaç kere AVM'ye gittin diye. Ben bu sene içerisinde sadece bir ya da iki kez AVM'ye gittim. Çok fazla gitmedim. Çünkü artık her şey online'a döndüğü için tabii o zaman online diye bir şey vardı da bu kadar çok aktif değildi. Şimdi ne oldu? Her şey tabii online'a döndüğü için zaten hiç kimse AVM'ye çok fazla gitmiyor. Artık büyüyünce de şeyin farkında oluyorsun. Doğal güzelliklerin, işte bu işte sahile inme olsun, denize gitme olsun, bunların daha çok önemli olduğunu algılıyorsunuz. Yani İzmit'te gördüğünüz abi, yani cebeci bile, onu hemen şuraya koyayım. Yani giderken 10 saat yol gittik, 10 saat yol geldik. Yani neyle karşılaştık? Sürpriz de yani, karşılaşacağın şey de sürpriz. Ama burada evimin hemen kenarından bakıyorum, deniz dalgalı mı değil mi? Deniz güzelse gidiyorum, değilse gitmiyorum. 5 dakikada aşağı yürüyerek iniyorum. Bunların avantaj olduğunu, bunların bir nimet olduğunu tabii ki de daha sonradan algılıyorsunuz. O yüzden eğer hani beni izleyen küçük takipçilerim varsa ve hani bulunduğu şehirden böyle isyan edip bir an önce gitmek istiyorsa, aslında tabii ki de gidin. Üniversite için benim en büyük önerim, bulunduğunuz şehirden, hatta bölgeden uzaklaşın. Yani mesela ben Giresun'dayım ama Karadeniz bölgesindeki hiçbir yeri yazmadım. Yani yakın illeri de yazmayın bence. Çünkü farklı bölgeye gitmek, farklı şehre gitmek, farklı bölgeye gitmek size kültürel anlamda çok güzel şeyler katacak. Farklı insanları keşfediyorsunuz falan. Tabii ki burada da hem bir de kendi ayaklarınızın üzerine duruyorsunuz. Bu çok daha güzel bir şey bence. O yüzden eğer üniversiteye gidecekseniz tabii ki de başka yeri yazın. Ama üniversiteye gitmeden önce bulunduğunuz şehri sevmiyorsanız da bence şu anki imkanlarınızı sevmeye başlayın. Çünkü ileride özleyeceksiniz. Gerçekten özleyeceksiniz. Ben ağlıyordum, of burası çok küçük, ben bundan gitmek istiyorum diye, hiçbir şey yok diye, ama aslında fark etmek istemediğiniz çok güzel şeyler var. Her şey bir AVM falan filan değil, her şey tabii ki de bu manzara. Şu an yok, manzarayı birazdan göstereceğim. Bahsettiğim manzara bu arkadaşlar. Yani şuraya bakmak gerçekten içimi rahatlatıyor, gerçekten çok rahatlatıyor. O yüzden siz de bulunduğunuz şehrin kıymetini bilin, gerçekten bilin. Güzelliklere odaklanın, olumsuzluklara, negatiflere odaklanmayın. Zaten hayatımızda birçok şey negatif, hiç olumlu bir şey yok. Her an bir şeyden böyle kıl kapıp depresif moda giriyoruz. Yani ben de öyle. Dönem aslında hepimizde bu oluyor. Dönem böyle bir şey oluyor. Direkt böyle karalara bağlıyoruz. Hep negatif, hep her şey isyan ediyoruz ama isyan etmek de bir işe yaramıyor. O yüzden polyanacılık iyidir ya. Yani çok da polyan olun demiyorum. Tabii ki de üzüleceğiz, ağlayacağız ama nereye kadar, değil mi? Yani isyan etsek de zaten elimizden bir şey gelmiyor. O yüzden anın tadını çıkaralım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok öpüyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.